Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün askerlerle ilgili kendilerini iltica mülakatlarında nasıl anlatabilir? Bu konu üzerinde değerlendirme yapacağım. Bu değerlendirmelerim benim şahsi kanaatim, fikrim ve tecrübelerim olup herhangi bir kurum, kuruluş adına konuşmuyorum. Dolayısıyla sizlerle tecrübemi paylaşıyorum. Bugün Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ciddi manada bir darbe kalkışması ya da tiyatrosu neticesinde yüz binlerce insan mağdur oldu. Bu insanlardan mağdur olanlardan birisi de askerler. Darbeye karıştığı iddia edilen asker sayısı 8500 civarı olup bugüne kadar tutuklanan asker sayısı ise 80 bin civarı. Dolayısıyla eğer madem bir ülkede adalet, hukuk, adil yargılanma varsa ve eşitlik ilkesi varsa ve suçun şahsiliği ilkesi varsa, o zaman suçun şahsiliği ilkesi çerçevesinde darbeye kim katıldı, destek verdi içinde ise, yani bunların yargılanıp mahkemelerin önüne çıkıp şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgilendirmesinin yapılması ve darbeye katılanların gerektiği cezayı, hak ettiği cezayı almalarının sağlanması gerekir. Ama maksadın darbe değil, darbenin bir araç olarak kullanıldığını, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde bir askeri operasyon ve temizlik yapıldığını, bunun araç olarak kullanıldığını görmekteyim. Bundan dolayı da burada çok ciddi mağduriyetler ortaya çıkmıştır ve aileler, çoluklar, çocuklar, insanlar mağdur olmuş, tenzili rütbeler, itibarsızlaştırmalar sürekli üst üste gelmekte ve Türkiye'nin istihbaratı, jandarma istihbaratı, polis istihbaratı, devlet istihbaratı, MIT istihbaratı, kolluk kuvvetleri, mahkemeleri, bütün bu şeylere rağmen hala 6 yıl geçmesine rağmen darbeye katılanları değil de, yani sanki başka bir temizlik yapılıyormuş gibi işlemler yapılmakta. Ben de burada mağdur olan bu insanlara yönelik olarak mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, belki bu videomu, bu çalışmamı kullananlar da olacaktır. Ama ben onunla ilgilenmiyorum. Burada daha çok işin mağduriyet kısmıyla ilgileniyorum. Bu mağdurlara bir fikir vermesi amacıyla neler diyebilirler, nelere dikkat etmeleri gerekir, raportörün bu konudaki yaklaşımı nedir, olaylar nasıl değerlendirilmektedir? Bununla ilgili çalışmalarımı sizlerle bahsetmeye çalışacağım. Şimdi özellikle 17-25-2013 tarihinde hükümet ve kabinedeki dört bakan ve çocukları ve hükümetin başındaki kişiye giden bir süreçte ister istemez bu hırsızlık ve yolsuzluk hadisesiyle yargılanınca hükümet burada hemen kamuoyuna dedi ki, aynı Bush'un dünyaya dediği gibi, tarafınızı seçin, ya benimlesiniz ya karşımdasınız mantığında taraf seçmeyen bertaraf olur dediler. Ve bundan dolayı da tarafsızlığını ilan eden ya da hükümetin yanında yer almayan, biat etmeyen tüm insanları tasfiye kararı alırken, burada diğer bir taraftan da kendisine bugüne kadar, yani o güne kadar destek veren, ne kadar liberal, demokrat, sivil toplum kuruluşları, cemaatler varsa onlar da karşısında durduğundan dolayı, madem siz benim karşımdasınız o zaman yok edilmesi gereken kişi, grup, toplumlarsınız diyerek, hatta hatırlarsanız Hayrettin Kahraman da böyle bir fetva vermişti. İşte bu çerçevede değerli dostlar, hükümet sıkıştığından dolayı, köşeye sıkıştığından dolayı askerlerin, Ergenekoncularla, Avrasyacılarla, Rusyacılarla, İrancılarla, Perinçek'le, MHP'yle ve bu olayın üstünü kapatacak ve kendisinin koltuğunda ve makamında kalmasına, devam etmesine müsaade edecek bütün yapılarla anlaştı. Kemalist, bazı solcularla vesaire. Bunu diğer gazeteci
güzel bir şekilde izah ediyor. Detayları oradan öğrenebilirsiniz. Ama neyi görüyoruz burada? Onlarla anlaştığı için onların da teşvik ve tavsiyesi ve tehdidi üzerine Erdoğan bir tercih yapmak zorunda kaldı. Ve onların dediklerini yapmak için ne kadar burada Türkiye artık bir eksen kaymasına başladı. Yani ne yaptı? Rusya, Çin, İran eksenine kaydı. Hala dikkatinizi çekerse Rusya-Ukrayna savaşı var. Şu an Türkiye'de yani kimler yok ki Rusya'yı destekleyen? Hatta Türkiye'de bir grup gitti Moskova'da şey verdi, yani konser verdi. Düşünün yani savaşın olduğu bir sırada. Gazeteci yazarlar Rusya'ya şu an ne yapıyor? Şiirler, metiyeler diziyor. Yani ne kadar da çok Türkiye'de Rusyacı varmış. İşte bu Rusyacı yapıların yani Erdoğan'a tehdidi üzerine, baskısı üzerine Erdoğan onların dediğini yapmak zorunda kaldı. Ve bu vesileyle ne yaptı? NATO'dan ayrılmayı, Avrupa Birliği'nden ayrılmayı göze alarak Rusya'dan S-400 füzesi aldı. Böylelikle F-35'lerden çıktı. Dikkatinizi çekerim. Yani burada olay ne artık? Onların talebi üzerine. Hatta Perinçek dahi söyledi. Yani NATO'cuları tasfiye ettik. Bunların listesini Erdoğan'a ben verdim diyerek Perinçek açık açık kendisi de söylüyor zaten. Dikkatinizi buraya da çekiyorum. Bu kaynaklara bakabilirsiniz. Buradan açık açık emekli askerler, Ergenekoncu askerler, derinlerdeki askerler, işte Avrasyacılar vesaire bunların hepsini yaptılar. Erdoğan'a şu 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 isimleri atacaksınız dediler. Bir fetömetre kriterleri çıkarttılar. Bu fetömetre kriterleri Türkçe, Almanca ve İngilizcesi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Cihat Yaycı da işte ben çıkarttım diye ballandıra çıkarak anlatıyor fetömetreyi hatırlarsanız kriter olarak. Burada Avrasyacı'ya, Erdoğan'a biat etmeyen, Avrasyacı yapıya, Rusya, Çin'e, Ukrayna, Rusya, Çin, İran'a ve Perinçek'e ve bunların ekibine biat etmeyen, sistemlerine uymayan tüm kişiler, muhalif olan tüm askerler, yaklaşık 80 bin kişi tasfiye edildi. Sizler kurmay zekaya sahip insanlarsınız. Hani ben sizin bu meselenizi bilmem. Ama bildiğim şey, bu tasfiyenin perde arkasında açık açık söyledikleridir. Sizler o zaman kimleri tasfiye ettiler burada? NATO yanlısı, yani Türkiye'den NATO'da kalmasını isteyen, işte Kemalist eğitim almış, Atatürkçü doktrinle yetiştirilmiş, NATO doktrinleriyle yetiştirilmiş, eğitim almış, NATO ile entegreli bir Türk subay ve askerlerini tasfiye kararı aldılar. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere etmesini isteyen askerlerin tasfiye kararını aldılar. Çünkü askerler Türkiye'nin hukuktan, demokrasiden ve insan haklarından yana olmasını, Avrupa Birliği ile entegrenin Türkiye'nin işini kolaylaştıracağını ifade ettiklerinden dolayı bunlar tasfiye edildiler. Dost ortamında konuşuyorlardı yani bu insanlar. Türkiye'de Rusya'dan S-400'lerin alması ve silah, mühimmat, tesisat, bunların Rusya'ya entegre olarak çalışmamız demek, yeni bir silah, ekipman, tesisat almamız, yeni düşman konseptinin belirlenmesi, yeni eğitim doktrinlerinin, işte ekipman, tesisat, silah yapılanmasının hepsinin yeniden yapılanmasının, Türkiye'nin şu yaşanan ekonomik kriz içerisinde ciddi manada Türkiye'ye maddi manevi yük getireceğini ve bunun mümkün olmadığını, yeni düşman konseptinin Avrupa ve NATO olarak konumlandırılmak gerektireceğini, bunu dillendirdiklerinden dolayı işte gazino ortamında, kahve çay ortamında, arkadaşlarıyla bulundukları sohbet ortamında bunu dillendirdiklerinden dolayı bu insanlar sistemlerine uymayan olarak tespit edildiler. Yani biat etmeyen olarak tespit edildiler. Hatta askerlerin özellikle bu Erdoğan ve ailesinin ve hükümet ve bakanlarının 17-25 olaylarından dolayı yaptıkları yapılan ortaya çıkan tapeler ve
bu bilgi, belge, dokümanların neticesi itibariyle bakan ve çocukların yargılanması gerektiğini, Türkiye'nin önünün açılması gerektiğini, hukukun geri gelmesini, adil yargılanmaların şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledikleri için maalesef hükümetin sistemine uymadıkları için kendilerine muhalif görülen NATO yanlısı, Avrupa Birliği yanlısı, Rusya'ya karşı çıkan, Avrasyacı ekonomicilerle ters düşen ve onlarla anlaşmayan ne kadar asker varsa bunların tasfiyesine karar verdiler. Sebep sistemlerine uymadıkları ve biat etmediklerinden dolayı. Burada da ilk başta ilk çıkardıkları KHK'lara dikkat edin. Hatta 623 Temmuz 2016 tarihi 667 sayılı kanun hükmünde kararnameye baktığınızda işte yargı mensupları, asker mensupları için orada ifadeler var. Orada amaç kapsam kısmında FETÖ-PDY gibi tırnak içerisinde ifadeler kullanarak terör örgütüyle irtibat iltisak mensubiyeti var gerekçesiyle tasfiye edilirken daha sonraki çıkan KHK'larda FETÖ-PDY kelimesini kullanmak yerine terör örgütleriyle irtibat iltisak kelimesini kullanıyorlar. Burada anladılar ki herkesi FETÖ-PDY kapsamına sokamayacaklarından dolayı terör örgütü kapsamına almaya çalışıyorlar. Adı belli olmayan bir terör örgütü var ortada. Yani öyle bir durum. Burada maksat ne? İnandırıcılığını yitirdi çünkü. Eğer burada bir kişi muhafazakar ise bunu cemaatle ilişkilendirilerek işte hizmet hareketiyle irtibatı var gerekçesiyle FETÖ'cü diye tasfiye ettiler. Bir FETÖ-METRE kriterini uydurdular. Burada işte BAYLOG varsa işte HTS kayıtları varsa, ankesörlü varsa, aile üyelerinden herhangi birisinin hizmet hareketiyle irtibat iltisak varsa, hizmet hareketi mensubu iddiasıyla bunlar tasfiye edildi. Yani diğer taraftan ise eğer muhafazakar değilse o zaman da sol örgütlerle irtibat iltisak mensubiyeti var iddiasıyla bu insanların tasfiye edildiğini görüyoruz. Her halükarda ister sağ olsun ister sol olsun Kenan Evren'in dediği gibi bir sağdan bir soldan der gibi burada da kendi sistemlerine uymayan, biat etmeyen, NATO'da Türkiye'nin NATO'da kalmasını, Avrupa Birliği'nde kalmasını isteyen, Rusya'ya karşı çıkan, Avrasyacı ve Ergenekoncu yapılarla ters düşen bu kişileri muhalif olarak gördükleri için sistemlerine uymadıklarından dolayı ve biat etmediklerinden dolayı tasfiye kararı aldılar. Bu insanlar şimdi geçenlerde Melek Çetinkaya'yı hanımefendiyi dinlediğimde şunu gördüm. İşte HTS kayıtlarıyla şimdi HTS kayıtlarının olan 0 saniye denilen hadiseden dolayı işte araştırma yapmışlar. Neticede kokoreççi, bakkal, dükkan gibi insanlar da yani aramış, çaldırmış, görüşmüş, konuşmuş. Şimdi bunlara yani telefonun diğer tarafındaki kişiyi serbest bırakıyorsun, beraat ettiriyorsun. Ama diğer tarafındaki kişiyi sadece ankesör var diye, baylok var diye ya da HTS var diye tutukluyorsunuz. Bu adil yargılama değil. Burada işte bir orantısız ceza var. Burada bir ayrımcılık var. Burada bir kin ve nefret var. Burada bir biat etmeme sistemlerine uymama var. Bundan dolayı yani velev ki insan toplum içerisinde yaşıyor. İnsanın sosyal bir varlık. Çevresinde her kesimden askeri olduğu gibi. Kimse askeri seçmiyor ki hangi cemaattensin, hangi ailedensin, Kürt müsün, Ermeni misin, Türk müsün, Alevi misin, Laz mısın, Çerkez misin seçmediği gibi gelen askeri. Neticede 18 yaşında dolduran askere gidiyor yani. Aynı şekilde insan oturduğu mahallede yaşadığı apartmandaki eşini dostunu seçmediği gibi çevresinde aile dostlarında da eş dost akrabaları bulunabilir. İşte burada yine işte darbeyi cemaate yıkmak için işte irtibat iltisak bulmaya çalıştılar ama herhangi bir iltisak bulamasa bile Baylo'ya 4 puan veriyor.
hapse atma gerekçesi görüyor. Ama savaşa katılmayı 3 puan veriyor. Yani darbeye katılmayı 3 puan veriyor. Bakın Baylok 4 puan. Bakın 11. maddeye bakın. Darbeye katılmak 3 puan. Yani birinci madde, madem darbe çok önemli, neden birinci madde değil? Yani burada da yapmış oldukları saçmalık aslında yaşanan 17 ve 25 Aralık olayının üstünü kapatmak için büyük bir olaya ihtiyaç vardı. Bu olayı cemaate yıkmak için büyük bir emek sarf ettiler. Ve birinci maddeye de cemaatle irtibat iltisakı olanlar maddesini koydular. Hatırlıyor muyum? Yani saçmalık burada. Bu sebeple bu saçmalıkları da anlatmanızda fayda var. O zaman nasıl bir savunma yapılabilir? İşte şöyle denilebilir belki. Ben profesyonel hayatımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu görev ve pozisyonda bulunan bir askerdim. İşte Avrupa Birliği, NATO'da yana bir asker olduğumdan dolayı, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin müzakere etmesini isteyen bir asker olduğumdan dolayı, bakan ve çocuklarının yargılanması gerektiğini düşünen birisi olduğum için, işte Rusya, Avrasya, Ergenekon kaymasının yanlış olduğunu dillendirdiğimden dolayı, kendi sistemlerine uymadığım ve biat etmediğim için, dürüst memur istemediklerinden dolayı, sicili temiz bir insan olarak işte tenzili rütbe ile rütbem sökülerek ya da hakkımda siyasi kovuşturma başlatıldı. İddianamemde de göreceğiniz gibi iddia edilen suçların herhangi birisinin normal hukuki normanda bir cezası yoktur gibi ifade edilebilir. Devamını videonun link kısmında paylaşacağım. KHK'larla ilgili iltica kılavuzu oradan dinleyebilirsiniz değerli dostlar. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Eğer sorularınız varsa isterseniz DM'den, isterseniz videoların yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu